Herkese merhaba arkadaşlar. Doğru Bilgi'nin adresi Murat Dağarslan Akademi'ye hoş geldiniz. Şehir dışında olduğum için dışarıdan videolara devam ediyoruz şimdilik. Ama gündemi takip etmeye tabii ki de devam edeceğiz. O yüzden hemen başlayalım arkadaşlar. Evet, tekrar merhaba. Şimdi ne oldu, ne bitti? İlk başlayacağımız konu tabii ki de döviz, yani kurlar, yani dolar roket, euro roket, gram altın roket, her şey roket. Yani dolara endeksli her şey roket. Ülkemizde biliyorsunuz gram altın hesabı dolarla yapılıyor. Ve benzin fiyatları, mazot fiyatları dolarla yapılıyor. O yüzden ne oluyor? Dolar roketlediği zaman, döviz kuru arttığı zaman dünyada petrol fiyatları artmasa da bizdeki petrol, yani benzin fiyatları artıyor. Peki böyle olunca ne oluyor hocam? Böyle olunca ne oluyor? Ne demiştik? Dominonun ilk taşı neydi arkadaşlar? Petroldü değil mi? Petrole gelen zamla birlikte işte bir kurbanlık bile ne hallere geliyor? Bir kurban bayramında kurban kesmek isteyen arkadaşlarımız bile öyle rakamlarla karşı karşıya kalıyorlar ki ne yazık ki kesmekten vazgeçmek durumunda kalıyorlar. Yani hep ne diyoruz arkadaşlar? Bir döviz kurundaki artışın piyasaya tam etkisi 90 günü bulur. Yani hocam bu ne demek? Yani daha biz bu etkilerin hiçbir şeyini görmedik mi? Evet arkadaşlar, daha ne yazık ki etkilerin gerçek etkisini hiçbir şekilde daha yaşamadınız. Gerçek etkiler 90 günün sonunda size ulaşacaktır. Tabii ki de o sürede daha da dolar atmaya devam ederse ne demiştik? İşte faiz artışım yeterli değil. Bu kadar faiz artırmayla dolar ne yazık ki geri çekilmez demiştik. Tam tersi roket oldu. Beklentilerimiz doğrultusunda roketledi. Roketlemesi de tabii her türlü sıkıntıyı peşinde getirecek maalesef. İşte aldığımız zamlardan gelir artışlarınızın artmasının anında yok olması sorunsalına tekrar dönüş yaşayacaksınız maalesef arkadaşlar. Peki bunu durdurmanın yolu ne? Bunun durdurmanın yolu hep diyoruz reformlar yapmak ve faizi normal seviyelere, yani negatiften çıkartmak gerekiyor. Yani şu an enflasyon %40 ise %40'lara, 40 üstüne çıkarmanız gerekiyor ki şeyi yenebilirsiniz. Şu an Amerika'da faizler mesela 5 ama enflasyon 4. Manşet enflasyon 4. Çekirdek onun üstünde tabii ama en azından manşet 4'e düştü ama görüyorsunuz faiz şeyin üstünde. Yani manşet enflasyonun üstünde. O zaman 15 %40'lık bir enflasyonu yenebilir mi? Tabii ki de yenemez. Sonucu da işte ortada oluyor arkadaşlar. Peki Amerika'da ne oluyor hocam? Amerika'da ne oluyor? Böyle bir veri hafifliği vardı. O veri hafifliği Fed'cilerin çok fazla konuşacağını söylemiştik. Geçen hafta onlar konuştu. İşte onlar da kendi işlerinde ikiye ayrılır durumdalar. Ama şu an piyasa bir ay öncesinde iki tane 2024'e kadar faiz indirimi beklerken şu an 2024'e kadar bir tane faiz artırımı fiyatlıyor arkadaşlar. Yani markette flip flop'a devam ediyor. İşte rotasyon olacak mı diye birçok videoda konuşmuştuk. Rotasyonun olması için ne gerekiyordu? Russell'a giriş olması lazımdı. Dün ve bugün Russell'a biraz giriş görüyoruz. Bunun devam etmesi gerekiyor. Big Seven dediğimiz, yani 7 tane büyük firmayla giden bir halleden bahsediyorduk. Bütün her şey birbiriyle ayrışmış durumdaydı. Normalde birbiriyle korele giden bütün grafikler şu an ayrışmış durumda. Bu da bize bu rallinin balon ralli olduğunu gösteriyor. Zaten Big Seven dediğimiz zaman çıkıyor balon oldu. Çünkü sadece 7 tanecik firmayla giden bir ralli diyoruz. Bunun devamının gelmesi için ne diyorduk? Russell'a, yani small cap'lere giriş olması lazım. Regional bank'lere, yani KRE'ye giriş olması lazım. Retail'lara, XRT'ye giriş olması lazım. İşte bunun gibi girişlerin olması lazım ki rotasyon tamamlansın ve bu sadece teknoloji kısmında devam eden rally diğer taraflara da sıçrasın. Ama şimdilik bu diğer taraflara sıçramamıştı. İşte bakalım sıçrayacak mı diye bekliyoruz. Şu an 2 gün sadece bir rotasyon hafif var gibi duruyor ama dediğim gibi devamının gelmesi lazım. Peki devamının gelebilmesi için ne gerekiyor arkadaşlar? Şirketlerin, yani kurumsal firmaların bilançolarının
Şirketlerin ne yapması gerekiyor? Kâr etmesi gerekiyor. Şirketlerin kâr edebilmesi için kim gerekiyor arkadaşlar? Tabii ki de şirketlerin benzini, pili kimdir arkadaşlar? Sen, bensin. Yani tüketicileriz. Tüketicilerin cebi boşken bu şirketler kâr edebilir mi? Edemez diyoruz. O yüzden bu çeyrek hadi tamam okey ama önümüzdeki çeyrek acaba nasıl gelecek? Nasıl gidecek? Bir sonraki bilançolar çok merak ediliyor. Hep birlikte göreceğiz. Avrupa'da ne oluyor? Avrupa şahinleşmeye devam ediyor diyorduk ama en zayıf halka İngiltere gibi duruyorduk. Orada da şöyle bir sorun oluşmaya başladı. Geçen öğrencilerle birlikteki yayında da söyledim. İngiltere'deki mortgage'lar düzenlenmesi gerekecek. Faiz artışları sebebiyle mortgage'lar düzenlenecek. Peki mortgage'lar düzenlenince mortgage sahiplerinin ödeyeceği miktarlar artacak. Hoş olmaz. Neden hoş olmaz? Senin halk olarak ödeyeceğin miktar artarsa sen buna isyan edersin değil mi? Ben niye bunun faturasını ben ödüyorum? Senin yarattığın bir enflasyonun faturasını ben neden ödüyorum? O yüzden hani ne diyoruz? İki tane şey var. Monetary policy and fiscal policy. Yani para politikası ve mali politika. Yani bu mali politikayı hükümetler, para politikasını merkez bankaları yapıyor değil mi? Şimdi böyle bir durumda halkın mağdur olması politikacıların işine gelmez. Sunak o zaman ne yapabilir? Gidip bankalar için bir şey çıkartabilirler. Bir yaptırım, bir kanun çıkartabilirler. Bu pastayı bankaların suratına patlatabilirler. Halkın suratına patlatmaktansa. Ama birisi burada pastayı yemek zorunda. O çantayı birisi taşımak zorunda. Bakalım şimdi orası nasıl olacak, nasıl sonuçlanacak göreceğiz. Hep ne diyoruz arkadaşlar? Faizlerin geri adım atılabilmesi için bir yerde bir şeylerin patlaması gerekiyor değil mi? Bir şeyler ne olabilir? Yani illa bu bir şeyin Amerika'da olması gerekmiyor. Dediğim gibi İngiltere'deki bir emlak sıkıntısı, emlak patlaması veya gene bir bankacılık muhabbeti tarzı bir şey. Avrupa'daki gene bankacılığın gene patlaması devam etmesi gibi şeylerle de olabilir. Ama mutlaka bir yerde bir şeylerin patlaması lazım ki faizler geri adım atılsın ve aşağı indirilmeye başlansın. Yani mission accomplished olsun. Yani görev tamamlanmış olsun. Bu görevin tamamlanması için de dediğim gibi koşulların gerçekleşmesi gerekiyor. Bunlar gerçekleşmeden merkez bankaları faiz indirmeye başlamaz arkadaşlar. Yani durduk yere Merkez Bankası'nın faiz indirmesini beklemek komik. Yani bunu bekliyor piyasa ama bu bir yerde bir şey olmazsa, görev tamamlanmazsa indirmezler. İşte bunu bekliyoruz. Dediğim gibi şu anki veriler, bugün de güven endeksi vardı. Güven endeksi yüksek geldi. Beklenenin de üstünde geldi. Bakalım durum nasıl olacak? Hep diyoruz manufacturing tarafı aşağı doğru gidiyor. Yani resesyonu sinyal verirken servis tarafı enflasyonist sonuçlar getiriyor diyorduk PMI'larda. O hareketlilik devam ediyor. Bakalım bu ayrışmanın sonu nasıl bitecek göreceğiz. Evet, şimdiden tekrardan bayramınız kutlu olsun, mübarek olsun. İnşallah sevdiklerinizden hep birlikte güzel bir bayram geçirmeniz dileğiyle arkadaşlar. Görüşmek üzere.